E yine geride bıraktığımız gün Fenerbahçe'de Sportif Direktör Emre Belezoğlu da e, basın mensuplarıyla bir araya geldi, bir toplantı gerçekleştirdi ve önemli açıklamaları var. Bir hatırlayalım. Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belezoğlu, teknik direktör Erol Bulut'a güvendiklerini söyledi. Medya mensupları ile bir sohbet toplantısı gerçekleştiren Belezoğlu, "Oyundan bağımsız Fenerbahçe bugün puanslar olarak ligin tepesinde, zirveyi paylaşıyor. Çok iyi bir kadromuz var." Herkesin hazır olmasıyla beraber daha iyi olacağız. Fenerbahçe önde oynar, önde basar. Mevcut oyundan en başta hocamız rahatsız ve tamamen bu yönde bir sistem için çalışıyor. Erol Hoca bunun çaresini biliyor. Biz de ona inanıyor ve güveniyoruz. Biz hocamızın ve oyuncularımızın değersizleştirilmesine müsaade etmeyeceğiz diye konuştu. Ezeli rakiplerinin sürekli harcama limitlerinden söz ettiklerini belirten Emre Belezoğlu. Galatasaray ve Beşiktaş birbirlerine rakip mi değil mi ben anlamadım odaklarında sadece Fenerbahçe var gibi görünüyor. Sezon başında biz limitle ilgili konuştuğumuzda federasyona güvenmiyor musunuz diyenler şimdi Fenerbahçe nasıl transfer yaptı diyorlar. Herkes kendi işine baksın, federasyon kendi işine bakıyor yorumunu yaptı. Limitler konusunda bize verilen limitler doğrultusunda hareket ettik. Cezza alma riskimiz yok diye konuşan Emre Belezoğlu. Fenerbahçe olunca tutum değişiyor. Bu durum rahatsızlık verici federasyonun oluşturduğu bir kurul var. Ona göre hareket etmek zorundayız. Onun dışına zaten çıkmayız. Bunun sorgulanıyor olması zaten garip açıklamasını yaptı. Mesut Özil'in mütevazı ve takımda toparlayıcı bir kimliği olduğunu ifade eden Fenerbahçe Sportif Direktörü. Mesut Özil'in tecrübelerini tüm takımla paylaşması, herkese yakın ilgi göstermesi hepimizi mutlu ediyor. Neler yapabileceğini fit geldiğinde herkes görecek. Umuyoruz çok başarılı olacak dedi. Belezoğlu video yardımcı hakem konusunda daha ciddi bir altyapıya, daha ehli kişilere ihtiyacımız var. Bu iş hakkaniyetle ve güven ortamında yapılmalı. Tartışmaya ve soru işaretlerine açık olmamalı yorumunu yaptı. Emre Belezoğlu, Galatasaray ikinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın, Mert Hakan'ın Vedat Muriç'in fotoğrafları var ama paylaşmam. Vedat gece 2'de buradan giderken boynuma sarılıp ağladı. İrfan Can çok iyi bir Galatasaraylı ancak başka takıma gitmiş oyuncular hakkında daha fazla konuşmayalım şeklindeki açıklamalarına sert yanıt verdi. Belezoğlu, sana ne benim futbolcularımdan? Başkasıyla sözleşmesi olan oyuncuyla ilgili konuşmak yöneticilik değil. Başka bir takımın oyuncusunun ismini bu kadar rahat şekilde telaffuz edemezsiniz. Fenerbahçeli futbolcunun ismini hiç edemezsiniz. Bu çok net diye konuştu. Peki sevgili Mehmet Ayan çok kısa bir yorum. Bu fotoğraflar var. Galatasaraylıydı bana sarıldı ağladı. Evre Belezoğlu'nun da bu ifadeleri tepkisi. Herkes şikayetçi. En çok da en muktedir olan şikayetçi Türk futbolunun en büyük problemi. En çok şikayet eden kim? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş. En muktedirler kim? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş. Ben bu ülke futbolunun muktedirlerinin sürekli şikayet etmesinden, sürekli bize karşı oyunlar, komplolar, onlar birleşiyor, bunlar birleşiyor, 17 artı 1, 20 artı 1'lerinden sıkıldığım, bunaldığım için artık her yetkili beyanatının içerisinde de bunları görmekten artık ikrah geldiği için yorum yapamıyorum. Çünkü Fatih Hoca da ee, şey ne derler mağdur Emre Belezoğlu da mağdur Ali Koç da mağdur Abdurrahim Bey de mağdur Mustafa Bey de mağdur herkes mağdur abi herkesi mağduriyetiyle baş başa bırakalım ee, bak mağdur olmayan kulüpler de var ee, Serkan Reçber Kasımpaşa'ya tekrar CEO pozisyonunda geri dönmüş o bilgiyi haberi verelim arkadaşlarımıza e, çünkü Türk Futbolu'nu Kasımpaşa Başakşehir türü Tuzla spor türü İstanbul spor türü Göztepe türü sahipli kulüpler kurtaracak Serdar Sarı daha da bir şey söyleyecek zannediyorum. Hiçbir şey söylemez o. Yani şey e, Emre <laughs> Herkes diyerek program bitirecek. Herkes haklı <laughs> değil mi? <laughs> Şimdi transferler bitti. Artık o oranın oyuncusu, bu buranın oyuncusu. Hakikaten Emre Berezoğlu orada dediği doğru. Yani Mesut oranın oyuncusudur, İrfan oranın oyuncusudur. Ab ne, ne diyor? Bana sarılan futbolcu fotoğrafları var değil mi? Genelde Abd Abdurrahim Bey'in sarıldıkları geliyor. Ona sarılanlar gelemiyor bir türlü. Falkoya sarıldı geldi. Önemli ona Abdurrahman Bey sarılması. Ama sarıldıktan sonra, geldikten sonra, kaptırdıktan sonra, almadıktan sonra o futbolcuların hangi camianın oyuncusu olduklarını bilmeni bence o saygıyı da göstermeli.